Louis Grant, 6 Ocak 1957'de Los Angeles'ta 4 çocuklu bir ailenin üçüncüsü olarak dünyaya geldi. Okul yıllarının başlarında zihinsel engellilik belirtileri gösterdi. 4. sınıftan mezun olduktan sonra okulu bıraktı ve ailesinin geri kalanıyla sosyal bir çatışmaya girdi. 1970'lerin başında ailesinin evini terk etti ve bir serseri oldu. Nitelikli bir mesleği olmayan Grant, sonraki yıllarda düşük vasıflı işlerde çalışmaya zorlandı ve inşaat sektöründen sonra birkaç işe daha girdi. 1987 tarihinde tutuklandı. Louis, 29 Mayıs 1987 tarihinde Karen Barney adında 29 yaşındaki bir hayat kadınını öldürmek suçlamasıyla tutuklandı. Boğulmadan önce cinsel saldırıya uğramış ve ardından sodomize edilmişti. Cesedi ebeveynlerinin ve Louis'in erkek kardeşinin yaşadığı yerden çok uzakta olmayan boş bir evde bulundu. Cesedi bulunduktan sonra polis, bölgenin kontrol altına alınması nedeniyle Louis'in hareketlerini izlediğini ve uygunsuz davrandığını fark etti. Tutuklandı ve karakola götürüldü ve uzun saatler süren sorgulamaya tabi tutuldu. Bu sırada Barney ve diğer iki kadını öldürdüğünü itiraf etti. Barney gibi her iki kadın da ölmeden önce boğulmuş ve cinsel saldırıya uğramışlardı. Sorgulama sırasında Louis, Collins'in abi Roger tarafından cinsellik için para ödedikten sonra öldürdüğünü itiraf etti. Hikayesine göre Roger cinsel ilişki sırasında onu boğdu. Ancak anneleri de dahil olmak üzere akrabaları cinayet gününde Roger için bir mazeret sağladı ve bu aleyhinde herhangi bir suçlama yapılmamasına neden oldu. Ardından Louis iki kadını daha öldürmekle suçlandı. Sırasıyla 15 Ağustos 1985 ve 18 Kasım 1984'te öldürülen 24 yaşındaki Gail Higdon ve 30 yaşındaki Burton'du. Cesetleri diğer kurbanların cesetlerinin bulunduğu yerden çok uzak olmayan bir yerde bulundu. Hepsi de Louis'in ebeveynlerinin yaşadığı evinin yakınındaydı. Louis'in davası 1989'un başında başladı. Ana maddi kanıt, kurbanlardan birinin kan grubuyla örtüşen kan lekeli bir gömlek ve Louis'in annesi de dahil olmak üzere akrabaları mahkemeye şunları söyleyerek ifade verdiler. Hayat kadınlarına karşı defalarca saldırgan davranışlar sergiledi ve cinayetlerden birinin ardından kanlı bir gömlek içinde görüldü dediler. Diğer kanıtlar da ona işaret etti. Loretta Perry'i öldürdüğünü itiraf etmesiydi. Başlangıçta aşırı dozda yasaklı maddeden öldüğüne inanılıyordu. Ancak Louis'in ifadesinin ardından ceset mezardan çıkarıldı ve kapsamlı bir patolojik çalışmaya tabi tutuldu. Sonuçlar, Louis'in iddialarını doğruladı. Louis duruşma boyunca masumiyetinde ısrar etti. İtiraf etmesi için kendisine baskı yapıldığını belirterek ifadesini yalanladı ve cinayeti işlediği kanlı gömleğin kendisine bile ait olmadığını belirtti. Annesini yalancılıkla suçladı. Sanık avukatları, Louis'in çeşitli testler temelinde zihinsel engellilik belirtileri gösterdiğinde zeka testinden 69 puan aldı. Abartma eğilimi ve önerilere yüksek duyarlılık gösterdiğini ısrar etti. Sonuç olarak adli psikiyatrik muayene talebinde bulundular. Ancak başvurular reddedildi. 16 Mayıs 1989'da 4 cinayetten suçlu bulundu ve Burton'u öldürmekten beraat etti. Ve o yılın 6 Haziran'ında mahkeme onu ölüme mahkum etti. Mahkumiyetinden sonra Louis cezasını çekmek üzere San Quentin Eyalet Hapishanesi'ne nakledildi. Ancak sağlık sorunları nedeniyle 3 Kasım 1989 yılında AIDS komplikasyonlarından San Rafael şehri yakınlarındaki bir hapishane hastanesine götürüldü ve orada öldü. Peki sizler bu cinsel saldırgan hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorum yazmayı, kanalıma abone olmayı, like tuşuna basmayı ve diğer videolarıma göz atmayı unutmayın. Hoşça kalın.